Kuraklıktan kavrulan toprakların ortasında kupla adeta bir vaha gibidir. Maalesef bu gizli cennet ve barındırdığı yaban hayat insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. Önlem alınmazsa tamamen yok olabilir. Kukla, bir zamanlar çok daha geniş bir alana yayılan devasa bir sulak alanın tam kalbinde yer alır. Bu devasa sulak alan halen kurutulmaya, sürülmeye ve tarım amacıyla kullanılmaya devam ediyor. Yine de Kukla sulak alanında bu önemli doğal yapının kalıntıları geçmişten günümüze varlığını sürdürebildi. Ve işte o an gelip de kuraklık son bulduğunda kukla yeniden hayat bulur ve yüz binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapar. Watching a beautiful marsh harrier soaring up in the sky right in front of us here. Absolutely gorgeous. Kuş bilimci Brian Little bu alanı 5 yıldan uzun süredir izlemekte. It provides a wonderful wintering ground for all species of water birds. During February, we begin to see the beginnings of bird migration from North Africa, from Egypt, from the Nile Valley. They cross the Eastern Mediterranean. They can decide to come down here and spend a bit of time. Or they can bash straight on and cross the island of Cyprus and fly into Turkey and disappear into the vastness of Asia, eventually ending up on the Siberian tundras. Çevre koruma biyologları alan üzerindeki tehditleri belirleyip Kukla sulak alanının korunarak kullanılması için akılcı çözümler üretmeye çalışıyor. One predator that worries me a little bit are the feral dogs. The attraction to feral dogs coming to the reserve when black-winged stilts and spur-winged plovers are breeding must be enormous. Sahipsiz köpeklerin varlığı bile kuşların yuvalamasını önlemeye yeter. Bu sıkıntıya çare bulmak için biyologlar yaratıcı çözümler ürettiler. Bu amaçla suyun ortasında kuşların rahatsız edilmeden yuvalayabileceği büyük adalar yaratıldı. Ayrıca sumruların yuvalayabilecekleri üzeri çakıl kaplı yüzen bir ada da inşa edildi. Kıbrıs'a değişik sebeplerle getirilen akasya ağaçları geniş alanlar kaplayıp
doğal bitki örtüsünün yok olmasına sebep olur. Sulak alanda yer alan bu gibi değerli yaşam alanlarının doğal haline kavuşması ve yeniden kuşlar tarafından kullanılması amacıyla biyologların önderliğinde gerekli müdahalelerde bulunuldu. Doğa koruma ve aynı anda insanlığın taleplerini karşılama tüm dünyanın sorunudur. Uzmanlar, kukla sulak alanının kuş gözlemi yapmak için mükemmel bir yer olduğunda hemfikir. Bugün var olan doğal kaynakların bizden sonraki nesillere de bugünkü iyiliklerinde aktarılması. Ben şahsen istiyorum ki buraya torunlarım da gelsin ve torunlarım da buraya geldiğinde burası hala sulak alan olsun. Burası hala daha yok olmamış olsun. Alanda kuş gözlemeye gelecek ziyaretçiler hem buranın korunmasına hem de bölge ekonomisine destek olabilir. Fakat bu ancak bölge halkının sabırla alanı koruması ve sahip çıkmasıyla gerçekleştirilebilir. Peter Flint said about curculio in his book on the birds of Cyprus. He said that when curculio had water, it was the very finest wetland area in the whole of the island. He was absolutely dead right. Curculio is absolutely unique, beautifully natural, surrounded by areas of agriculture. It's in a flat plain and it's very, very visible from the air. The people of Cyprus have to appreciate the tremendous value of this wetland area, the very best in all of Cyprus.